Merhaba, Haber Gazetesi Web TV'de 25. saat programına hoş geldiniz. 25. saat programı artık bu dönemden itibaren hızlanacak. Çünkü siyaset de hızlanıyor. Yanımızda önemli bir konuk var. İyi Parti Samsun İl Başkan Adayı Mimar Murat Keskin. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Sağ olun. Biliyorsunuz İyi Parti'nin 9 Ağustos'ta il kongresi var. Ve il kongresindeki 5 adaydan birisi Murat Keskin. Sayın Keskin, siyaseten sizi tanıyoruz. Nereden tanıyoruz? Anavatan Partisi'nden tanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden tanıyoruz. Belediye meclislerinden tanıyoruz. Siyasi hayatınızı şöyle kısaca değerlendirip sonunda da Anavatan MHP'den sonra neden İyi Parti bölümüne cevap verirseniz oradan devam ederiz. Peki, hay hay. Öncelikle kıymetli hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ettiğimi, ihtiyacımız olan bayram sofrasındaki bu bayramımızı sevgi içerisinde, huzur içerisinde, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek günlerimizin de habercisi olması niyetiyle ve temennisiyle onların bayramlarını tekrar kutladığımı söylemek istiyorum. Erdem Bey, az önce sizler de kısaca bahsettiniz. Ama ben daha öncesinde kendi özgeçmişimden de bir kısacık bahsedeyim. Tabii. Ben 1973 yılında Samsun İlk Adım Fatih Mahallesi'nde aslen çarşambalı bir ailenin ve Samsun'da Türk milliyetçisi geleneğinin de temsilcisi olmuş bir ailenin en küçük evladı olarak doğmuşum. İlk ve orta öğrenimimi sırasıyla Samsun Cumhuriyet İlkokulu, Samsun İmam Hatip Lisesi orta kısmı ve Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümüne kaydımı yaptırdım. 94 yılında mimar unvanıyla mezun oldum. Hemen akabinde vatani görevimi yerine getirmek için Aksaray ili Sarıyaşı ilçesinde askerlik şube başkanı olarak vatani görevimi tamamladım. 96 yılında da personel teğmen ünvanıyla, personel teğmen rütbesiyle terhis oldum ve 96 yılında kendime ait mimarlık şirketimi kurarak Samsun'da faaliyete başladım. Şehirde, Samsun'da, bölgede ve ülkede birçok önemli projeye imza attım. 1996 yılında dediğim gibi şehirde çalışma hayatına başladıktan sonra kısa bir süre sonra hemen 2003 yılından başlamak üzere Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda 3 dönem Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi olarak görev yaptım. 2013-2018 yılları arasında Kavak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Kurulu üyeliği yaptım. Ve 2012-2015 yılları arasında da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda teknik komitede birinci başkan vekilliğine seçilerek geldim ve hem sektörümüzü hem reel sektörü, sanayiciyi, tüccarı, iş adamını aynı zamanda da şehrimizi Ankara'da da temsil etme imkanı buldum. Siyaset hayatıma 1999 yılında Anavatan Partisi'nde başladım. 2009 yılına kadar Anavatan Partisi'nde belediye meclis üyeliği görevlerini icra ettim Gazi Belediyesi'nde. Yine 2007 yılında Anavatan Partisi İl Başkanlığı, 2008 yılında Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı, 2009'da da Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşme sürecinde Birleşme Komisyonu'nun il başkanları arasından temsilcisi ve Büyük Birleşme Kongresi'nde de Kongre Divan Başkan Yardımcılığı görevlerini icra ettim. Anavatan Partisi ile Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi birleşip de Demokrat Parti adını aldığında da 3 ay Genel İdare Kurulu üyeliği yaptım. Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmesinin ana gayesi ülkemizi ılıman bir siyaset ikliminde kimseyi kamplaştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden ülkemizin ihtiyacı olan o merkez sağ geleneğin, o merkez geleneğinin güçlü bir temsilcisi kılmaktı. Oysa biz süreç içerisinde, bu 2-3 aylık süreç içerisinde yola çıkıştaki hedefimiz ve menzilimiz farklı yönlere döndüğünü hissedince o zamanki Sayın Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'tan ayrılarak, istifa ederek 2010 yılında şehrimize geri döndüm ve az önce iş dünyasında bahsettiğim görevlerimi icra etmeye başladım. Evet. 2010 yılında
sade bir üye olarak geçmiş müktesebatımı çok göz önüne çıkartmadan Milliyetçi Hareket Partisi'ne üyelik kaydımı yaptırdım ilk adımda ve 2010 ile 2014 yılları arasında da partimin bana nerede ihtiyacı varsa, bazen sandık görevlisi, bazen okul temsilcisi, bazen gezici müşahit olarak seçimlerde görev aldım. Onun haricinde partimin dediğim gibi bana nerede ihtiyacı varsa görevden kaçmadım. 2014 yılında Profesör Doktor Necdet Çamaş'ın Atakum Belediye Başkanı adayı olması hasebiyle ve onun daveti üzerine de Atakum'dan belediye meclis üyeliği adaylığım oldu ve 2014-2019 yılları döneminde ama 2018'e kadar Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi, Atakum meclis üyesi, aynı zamanda da Atakum'da Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubunun da grup başkanlığı görevini icra ettim. İki dönem daimi encümenlik ve o dönemki belediye meclisinin tek mimarı olmam sıfatıyla da meclisin ihtisas komisyonlarında önemli görevlerde bulundum. Sorunuzun hemen akabinde neden İyi Parti diye sordunuz. Kısacık onu da cevaplayayım. 2018 yılın bizim için Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa edip İyi Parti saflarına katılma yılımızdır. Oysa ki bu sürecin daha öncesi var. Bildiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımıza kısa bir süre önce bir televizyon programında sizin için siyasi hayatınızın en kara günü hangi gündür Meral Hanım diye sorduklarında Sayın Genel Başkanımız da bunun cevabını net bir şekilde verdi. Dedi ki hem benim hem de Türk milleti için 16 Nisan kirli referandumu bizim kara günümüzdür. Ben de hakeza böyle inanıyorum. 100 yıllık bir parlamenter demokrasi geleneğine sahip Türk milletinin geleceğinin karartıldığı gün olduğu fikriyle biz 16 Nisan referandumunda o zamanki Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi, genel merkez yönetimi daha öncesinde seçim beyannamelerimizde karşı durmuş olmamıza rağmen, yani hem 7 Haziran hem 1 Kasım seçimlerinde parti programına ve seçim beyannamesine parlamenter sisteme bağlılığını beyan ederek vatandaştan oy istemiş olmasına rağmen ne yazık ki birdenbire karar değiştirerek o zamanki adıyla Türk tipi başkanlık sisteminin daha faydalı olacağı ile ilgili biz yerel yöneticilere, teşkilat mensuplarına bu yönde bir baskı kurmaya çalıştı. Biz bu fikre katılmadığımızı beyan ederek Türkiye'de Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformu kurduk ve bu platformun Samsun'daki bir temsilcisi olarak Samsun'daki Türk Milliyetçisi arkadaşlarımızla beraber daha genelinde ülke çapında da Sayın Meral Akşener'in, Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın, Sayın Sinan Oğan'ın, Sayın Koray Aydın'ın başını çektiği bu Türk Milliyetçileri Hayır Diyor platformunun da Samsun'daki temsilcisi olduk. Ve Samsun'da referandum sürecince hayır çalıştık. Öyle olduğuna inandığımız için ve sadakatimizin Türk milliyetçiliği davası olduğu fikrinden de geri adım atmadan kişilerden arreste olarak biz Türk milliyetçilerinin hayrına olabileceğini düşündüğümüz bu sürecimizi bu kampanyada, bu referandum döneminde hayır olarak belgeledik. Daha sonrasında da bakın size bir belgesini sunacağım. 26 Nisan 2017 tarihli bir mektup. Islak imzasıyla Sayın Ümit Özdağ hocamız, o zaman Gaziantep milletvekilimiz, şahsıma ismen yazılmış ve bu referandum sürecinde ortaya koyduğumuz tavırdan dolayı Samsun özelinde de ortaya koyduğumuz tavrın ne olduğunu da beyan edecek şekilde bize yazılmış bir teşekkür mektubudur. Bizim işte Milliyetçi Hareket Partisi ile hem benim hem de şu andaki genel başkanımın ve yol arkadaşlarının Milliyetçi Hareket Partisi ile yollarını ayırdığı nokta burasıdır. Evet. Bu süreçten sonra Sayın Genel Başkanımız ve yol arkadaşları genel merkez düzeyinde genel başkanlık yarışına dahil oldular. Bu genel başkanlık yarışında da ne yazık ki bilindiği üzere 798'e yakın imza toplanmış olmasına rağmen kurultay delegelerinden kurultayımızı bir türlü toplayamadığımız için süreçte Milliyetçi Hareket Partisi ile artık yol yürüyemeyeceğimizi, onun yönetimiyle yol yürüyemeyeceğimize inandığımız için 2018 yılında da bizzat Sayın Genel Başkanımızın daveti üzerine biz Samsun'da 4 tane Atakum Belediyesi meclis üyesi Ankara'ya davet edildik.
rozetlerimizi bizzat Sayın Genel Başkanımız taktı. Sayın Genel Başkanımızın da olurlarıyla İyi Parti'ye katıldık ve çok şükür özellikle 2017'den bu yana fiili bir durumumuz vardı. Biz Türk Milliyetçisi bir geleneğin temsilcisi, Samsun'daki temsilcisi grup arkadaşlarımızla beraber fiili durumumuzu hukuki duruma çevirdik ve İyi Parti olduk. Hemen araya gireyim. Orada bir de çok takdir ettiğim ilkeli bir duruş göstererek siz belediye meclis üyeliğinden de istifa ettiniz. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi benim siyasi yol haritam, siyasi insicamımda şöyle bir kural var. Evet, bizleri bazen sadece biz olduğumuz için, sadece adımızdan dolayı, sadece hayata karşı duruşumuzdan dolayı tercih etmiş, bizi oy kullanmış seçmenimiz vardır ama bizim Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak da oy aldığımız hem bizi sevenler hem de parti mensupları tarafından sırtımıza yüklenmiş bir görev vardır. Dolayısıyla biz bu yol ayrımını, bu yol ayrımında yolun bir tanesini tercih ettikten sonra üzerimize düşen vazife şudur. Ben böyle bir siyasi terbiyenin doğru olduğunu ve bu gelenekle yetişmiş bir kardeşiniz olarak şöyle düşündüm. Evet, biz artık Milliyetçi Hareket Partisi ile yollarımızı ayırdık ve İyi Partili olmuşsak o saatten sonra üzerimize düşen bütün vazife bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bütün sorumluluklarımızın tamamından istifa etmemiz gerektiğidir. Dolayısıyla ben İyi Parti'ye geçtiğim sürede ben sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmedim. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partili sıfatımla kazandığım diğer temsil yeteneklerimin de tamamından istifa ederek ayrıldım. Dolayısıyla haklısınız. Ben 2018'de İyi Parti'ye katıldığımda belediye meclis üyeliği ve belediye meclis grup başkanlığı görevlerimden de istifa ettim. Düz bir üye olarak İyi Parti'ye katıldım. Evet, yani bu da sizin siyasi ilkenizi gösteriyor. Çünkü Türkiye bugün bunlara hasret. Tamam, İYİ Parti'ye geldiniz. Peki şimdi il başkan adayısınız ki uzun bir süre önce il başkan adaylığınızı açıkladınız. Pandemi nedeniyle bugünlere kaldı. Neden il başkanı adayısınız? Ben 2019 yılındaki yerel seçimlerde Samsun'dan ilk adım İYİ Parti belediye başkan aday oldum. Bu noktadaki aday adaylığı sürecinde de partimi Samsun'da daha güçlü bir temsil yeteneği ortaya çıksın, partimi Samsun'da daha güçlü temsil edelim diye elimden gelen kampanya çalışmalarını da o dönemde yapmıştım. Hatta sizler de hatırlarsınız, İyi Parti İl Başkanlığı binasının önündeki meydanda o dönemde daha önceden Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını yapmış 2-3 tane büyüğümle, daha önce Merkez Sağ Gelenek'te, Doğru Yolda ve Anavatan Partisi'nde il başkanlıkları yapmış çok sayıda büyüğümle, 11-12 tane eski belediye başkanı büyüğümle, Samsun'daki sivil toplum örgütlerinin ve Samsun'daki hemşeri derneklerinin başkanları ve yöneticilerinden oluşan, ayrıca bizi sevenlerden oluşan, yani çok nitelikli bir kalabalıkla, çok nitelikli bir çoğunlukla il başkan belediye başkan aday adaylığımızı açıklamıştım. Bu belediye başkan aday adaylığımızın sonucunda burada bir başka kıymetli büyüğümüze adaylık temsili verildiğinde de o zaman hem basın bülteniyle hem de sosyal medya paylaşımlarımla aday arkadaşımızın, aday abimizin yanında yer aldığımı, maddi manevi hep onun yanında yer alacağımı ve amacımız 1 Nisan günü ilk adım belediyesine İyi Parti bayrağını asabilmek ve ilk adımda hemşehrilerimizle İyi Parti'nin hizmet anlayışı ve geleneğiyle bir araya getirmek, bu hizmetten, bu gelenekten, bu hizmet anlayışından ilk adımını hemşehrilerimizi de faydalandırmak olduğu konusunda da bir çabamız olduğunu beyan etmiştim. Çok şükür Rabbim bizi mahcup etmedi. Biz sürecin sonunda normal bir üye olarak yine partimizin ihtiyacı olduğu yerlerde, bayramda, cenazelerde, düğünlerde, partilerimizle buluşarak, başka organizasyonlarda üzerimize düşen vazifeler neyse orada da yerine getirerek partiliğimizi devam ettirdik. Ta ki geçen yıl Ağustos ayları civarında partimizin kanaat önderi sayabileceğimiz, siyaseten bir ikbal ve istikbal peşinde olmayan, tamamıyla hem öncelikle şehrine sonrasında da ülkesine hizmet edebilecek doğru kadroları yönlendirmek ve onların önüne ışık tutabilmek amacı güden büyüklerimizin
beni ziyaretleri oldu. Bu ziyaretlerde mevcut il başkanımızın siyaseten yorulduğu ve heyecanını kaybettiği, bu noktada da genel merkezimize istifasını sunmakla ilgili de bir çalışması olduğunu bizzat kendisinin ağzından duyduklarını ve Samsun'da bir il başkanlığı boşluğu doğması, bir kaos ortamı yaratacağı, İYİ Parti'nin de ülkedeki ortaya koyduğu performansın Samsun'da yeteri kadar ortaya konamadığıyla ilgili de eleştiriler üzerine benim il başkanı adayı olmamla ilgili bir teklifte bulundular. Ben onlara o zaman şunu söyledim. Ortalıkta bir seçim takvimi yok, bir kongre takvimi yok. Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir süreç işlememiş. Bu süreçte biz de aday olarak ortaya çıkıyor olmamız bu bahsedilen kaosun daha da derinleşmesine sebep olur. Ama kongre takvimi açıklanır. Seçimler başlar. Biz bu seçimlerin sonunda da bu ihtiyaç gerçekten hasıl olmuşsa bize, biz de burada görevden kaçmayacağımızı arkadaşlarımızla da görüşerek kendilerine beyan ettik. Görüldüğü üzere geçen yılın Kasım ayları itibariyle kongre takvimimiz açıklandı ve artık ilçe kongrelerimizin başladığı dönemde şunu tespit ettik. Biz Samsun'da büyük bir ruhu olan, heyecanı olan ve çalışma azmi olan, millete hizmet etme azmi olan bir siyasi organizasyonun, yani İYİ Parti'nin küçük bir bedene hapsolduğu, ne yazık ki Sayın Genel Başkanımızın ısrarla altını çizerek söylediği, ezan-ı Muhammedi ile, bayrakla, vatanla, Mustafa Kemal Atatürk'le problemi olmayan, herhangi bir ayrılıkçı siyaset gütmeyen, ister bunun adı etnisiteye dayalı ayrılıkçılık olsun, ister dini temele dayalı ayrılıkçılık olsun, bu ayrılıkçılıkların tamamını dışarıda tutacak şekliyle kimse gömleğini değiştirmeden gelsin, sadece vatanseverlik ceketi giysin ve biz onlarla beraber yol yürüyelim davetinin yapılmış olmasına rağmen Samsun'da Samsun'un her kesimine ve her kesitine ulaşılmadığı, bu noktada partimizin Samsun'da bu büyük ruhunun küçük bir bedene hapsedildiği şeklinde tespitlerimiz oldu. Kurumsal yapımızın güçlenmediği, aidiyet duygumuzun pekişmediği üyelerimiz nezdinde de belli şikayetler duyduk. Ayrıca biliyorsunuz AKP 2001 yılında kurulmuş, 2002'de iktidara gelmiş, bugün 18 yılını tamamlamış bir ya da tamamlamak üzere olan bir siyasi gelenek. Dolayısıyla o zaman 8-10 yaşlarda olan ama bugün 30 yaşlarda memleketine hizmet etme gayesi olan, memleketi için heyecanlar duyan ama AKP'nin baskın siyasi zihniyetinden başka da bir siyasi hizmet alanı bulamamış, hizmet platformu görememiş, bundan dolayı da apolitik kalmış, siyasetin hiçbir tarafına bulaşmamış, Türkiye'nin pırıl pırıl gençleri var, Türkiye'nin pırıl pırıl katma değeri yüksek ve bu katma değerle de ülkeyi kalkındırabilecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Siyasete bulaşmamış arkadaşlarımıza dahi bu teklif götürülmemiş. Dolayısıyla biz bu eksiklikleri tespit ettikten sonra geçmiş dönemlerdeki hem iş dünyasındaki muktesebatımız, yani sanayi, ticaret ve esnaf arkadaşlarımızın arasında ortaya koyduğumuz performans ve siyasi geçmişimizden kaynaklı da kendimize güvenimiz ve Sayın Genel Başkanımızın az önce bahsettiği bu siyasi omurgayı, Türkiye'yi bundan sonra yeni bir vizyonla 21. asrı Türk asrı yapma vizyonuyla buluşturmak gayesiyle de biz bunun çözümünün bizde olabileceği, biz ve ekip arkadaşlarımızda olabileceği fikriyle adaylık ortaya koyduk. Ve çok şükür bu 4-5 aylık çalışmamızın neticesinde de gittiğimiz her teşkilatımızda ciddi bir teveccühle karşıyayız. Biz daha önceki siyasi geleneklerin aksine yönetim kurulu kadromuzun yarısını yaklaşık bir aydır sosyal medyada duyuruyoruz. Yani nasıl bir vizyonla İYİ Parti'yi Samsun'da yöneteceğiz ve Türkiye'de de İYİ Parti'nin nasıl bir vizyona sahip olduğuyla ilgili de bu fikri vatandaşımızla da karşılaştırıp onlara bir ipucu vermek adına da bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dediğim gibi çok şükür şu anda bütün ilçelerimizde ciddi bir teveccüh oluştu. Bu teveccühün de karşılığını vermek ve onları mahcup etmemek adına da il başkanlığımızdan sonra koltuğu eskitmeden, sadece pabuç eskiterek çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Oraya geleceğiz. Zaten sizinle birlikte 5 aday var. Evet. Galiba bu adaylara zenginlik olarak değil de sizin de anlattığınızdan anladığım kadarıyla
mevcut yönetimin bir başarısızlığından söz edebiliriz burada galiba. Bu çift ayaklı bir durum. Evet, öncelikle şunu söylemek gerekir. Bizim Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Genel Merkez Yöneticilerimizin ülkeye koydukları siyasi tavır, ülkenin yıllardır kamplaşmış, bölünmüş, herkesin bir diğerini ötekileştirdiği bir sürecin artık nihayete ermesiyle ülkenin tekrar o ılıman siyaset ikliminde bir araya gelebilecek, fikirleri beraber tartıştırıp oradan bir ortak akıl üretecek ve ortak akılla da ülkeye hizmet edebilecek bir siyaset anlayışının tesis edilmesi gerektiği hasıl olmuş. Biz bu ülke genelindeki teveccühün bir sonucu olarak görüyoruz bu kadar aday olmasını bir. Çünkü birbirinden kıymetli bu aday arkadaşlarımızın tamamı daha önce belli bir siyasi geleneği temsil etmiş, siyasi geçmişleri olan ve bu siyasi birikimleriyle de milletimizin hayrına işler yapmaya çalışan arkadaşlarımız. Bu kadar aday olmasının bir sebebi, evet, bu bir teveccühtür. Ama bir başka ayağı var bu işin. O ayak da şudur. Eğer görevini çok iyi yapmış bir il teşkilatımız ve il başkanımız olmuş olsaydı, biz bu kadar iyi giden, olumlu sonuçlar veren, çalışkanlığıyla, heyecanıyla, çalışma azmiyle insanların gönlünde de yer etmiş bir başarılı bir yönetimi ve başarılı bir başkanı baltalamak ya da ona engel çıkartmak adına aday olmazdık. Onu desteklemek adına elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışırdık. Ama hem İyi Parti'nin kuruluş vizyonu, İyi Parti milliyetçi, mukaddesatçı ve kalkınmacı bir parti. İyi Parti'nin az önce bahsettiğim nasıl bir yapılanmayı hayal ettiğini ve bu çalışma performansı, bu çalışma azmi, bu çalışma heyecanıyla da teşkilatlarının bu şekilde örtüşmesi gerektiğini düşündüğümüz halde bunların gerçekleşmediğini gördüğümüz için de aday olduk. Evet, dediğimiz gibi bu kadar aday çıkmasının iki tane ana nedeni var. Bir tanesi İyi Parti'ye olan Türkiye genelindeki teveccüh. Bu teveccühle insanların da birikimlerini parti için kullanmaya çalışmaları, ama yadsınamayacak bir başka bölüm var ki o da şu andaki yönetimimizin ve bu yönetim geleneğinin, dolayısıyla hani şu anda 5 aday arkadaşımız var. Bunlardan bir tanesi mevcut il başkanımız, ama bir başka aday arkadaşımız da yıllarca bu il başkanımızla beraber çalışmış. Hatta bu il başkanımızdan önce de bir 7-8 aylık dönemde vekil olarak, ama asaleten yetkiyle vekil olarak yönetmiş bir başka arkadaşımız. Dolayısıyla hizmet anlayışları, performansları, Samsun'daki siyaset tarzları olarak, siyasi duruşları olarak birbirlerinden pek bir farkları olduğunu sanmıyorum. O nedenle de kadro olarak da birbirlerinden bir farkları yok. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın başarısız olduğu fikri bende hasıl olduğu için de bunu da kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, sadece sizde değil. İkisinin dışındaki iki tane daha var. Evet. Hakim olmuş. Tabii il başkanı oldunuz. İl başkanı olarak işte biraz önce eleştirileriniz vardı. Bir hedef ortaya koymanız lazım. Ama biz siyasette hep şunu görüyoruz. İşte il başkanı oldu, ne zamana kadar? Bir sonraki milletvekili seçimine kadar. Hemen milletvekili adaylıklarından biri de il başkanı talip olur. Çok açık soruyorum. Yani sizde mi seçime kadar adaylık ya il başkanlığı düşünüyorsunuz? Şimdi bizim hedeflerle birlikte. Anladım. Bizim siyaset anlayışımızda İyi Parti'nin siyaset anlayışında ve şahsımızın siyaset anlayışında şu var. Biz siyaseti bir paylaştıran yapı olarak görmüyoruz. Siyaset tabii ki adil bir paylaşım üzerinde hareket etmeyi gerektirir. Bu ahlaki değeri gerektirir. Fakat siyasetin asıl ondan önceki amacı büyütmeyi hedeflemek gerekiyor. Yani eldeki bir mevcut bir mamul ürün varsa önce bu ürünü büyüterek büyüttükten sonra paylaştırmayı gerektiriyor. Dolayısıyla biz şu anda elimizde olan Samsun'daki bir vekilliği ya da elimizde olan işte ittifakla beraber aldığımız iki belediyeyi ve bunlar üzerinden de nasıl bir üleşme yapabiliriz'i bir kenara bırakarak öncelikle yapmamız gereken şu. Biz mutlak surette Samsun'da İyi Parti'yi doğru anlatarak, İyi Parti'nin siyaset anlayışını doğru anlatarak milletimizle buluşmak, milletimizle kucaklaşmak ve
bu ortaya koyduğumuz performansla milletimizin de sayesinde Samsun'da İyi Parti birinci parti iktidar yapmak, yerelde iktidar yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Dolayısıyla 2023'te normal zamanında olursa bir cumhurbaşkanlığı ve parlamentoyu tekrar tespit etmek üzerine bir genel seçimimiz var. Allah izin verirse benim il başkanlığımda, ki tam bu döneme denk gelir, 3 yıllığına il başkanı seçileceğim. 2023'te Samsun'da görevim, Samsun'da en az 3 ya da 4 milletvekili çıkararak, bunu da mesela başka arkadaşlar çeşitli ilçe ziyaretlerimde sordular bana. Ben mühendislik formasyonu almış, analitik düşünme yeteneği kuvvetli bir arkadaşınızım. Samsun'da Millet İttifakımız mevcut üzerinden konuşuyorum. Bu şekilde devam ettiği müddetçe ederse siyasi seçim sisteminin de gerekliliği olarak önce ittifaklar kendi aralarında milletvekilini paylaşacaklar. Daha sonra da ittifakı oluşturan partiler, paydaşlar kendi içinde ikinci bir paylaşım yapacaklar. Dolayısıyla biz 3 ya da 4 tane milletvekili aldığımızda Allah izin verirse Millet İttifakı Samsun'da en az 7-8 tane milletvekili almış olacaktır. Dolayısıyla biz zaten Samsun'daki milletvekilliğinin büyük bir çoğunluğuna talibiz. Dolayısıyla biz öncelikle İyi Parti'yi Samsun'da birinci parti yapmak, sonra ittifakımızı Samsun'da iktidar yapmak ve bu noktada da bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Bu noktada da hayatın her noktasında liyakati ve adaleti özlemiş insanlar olarak, daha önceki siyasi geleneklerimizde statükoyu, yukarıdan buyurmacıyı, emir komuta zincirini elimizin tersiyle itmiş, ortak aklı ve ortak akılla istişareye dayalı bir siyasi geleneği de devam ettirmek isteyen bir yapı olarak önceliğimiz mutlak surette Samsun'da bu hedefi sağlamak. Bu hedefi sağlarken hem milletvekili aday tespitlerimizde, hem daha sonrasında belediye başkanı ve belediye meclis üyesi aday tespitlerimizde liyakati ve adaleti ve parti içi istişareyi, parti içi fikir paylaşımını doğru metotla tespit ederek, doğru metotla hakim kılarak bu başarıyı eline geçirmiş bir il başkanı olmak istiyorum. Allah izin verirse bunu başardıktan sonra 2023'teki yeniden oluşacak İl Kongresi'nde tekrar delegelerime, parti üyelerimin huzuruna bunu başarmış bir il başkanı olarak çıktığımda artık 2024 yerel seçimlerine hazırlanmakta olan bir il başkanı olarak tekrar oy isteyeceğim. Ve ikinci dönemimde de Samsun'un 17 ilçesinde 18 tane belediyenin tamamına talip olarak. Ama bunların daha önce siyasi geleneğimizin kazandığı ilçeler başta olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde kıl payı kaçırdığımız, zamansızlıktan, yönetim organizasyonu eksikliklerinden ve aday tespitlerindeki gecikmelerden kaynaklı eksiklikleri de behamehal gidererek en az 10-11 tane ilçemizin belediye başkanlığını mutlak surette kazanıp geri kalanlarda da buraları almaya çok niyetli ve buranın en büyük adayı, buranın en büyük namzeti olacak bir hale getirmek istiyorum. Allah izin verir bunu da başardığımızda 2026'da da sayın üyelerim, sevgili hemşerilerim, kıymetli Samsunlular beni o zaman nerede görmek istiyorlarsa, orada beni nereye layık görüyorlarsa o gün orada olmak isterim. Tabii ki siyasi hedeflerim var. Bugüne kadar hayatımda hep iddialı olmuşum. Hep siyasi hedeflerimde de çıtamı çok yukarılara koymuşum. Ama o gün derlerse ki bu tecrübenle, artık bu teşkilatçık yapınla Samsun'un tamamında artık o zamanlarda da bir 53 yaşında falan olacağım. Samsun'un bir abisi olarak Samsun'daki yapıların tamamını toparla dediklerinde ona da talip olabilirim. İlçe belediyelerinden bir tanesinde beni görmek isterlerse oraya da talip olabilirim. Yok bu hizmetlerinin karşılığında sen artık Ankara'da Samsun'u temsil etmelisin derlerse orada da olabilirim. Ya da üyelerim, delegelerim, hemşerilerim, ya Murat'cığım sen çok yoruldun artık dinlen, biraz da senden sonrakilere bu bayrağı ver dediklerinde de ona da hiç itiraz etmeden ona da hazır olduğumu beyan etmek istiyorum. Benim öncelikle hedefim Samsun'da İyi Parti'nin bu siyasi duruşunu en az iki dönem başarıyla süslemek. Ondan sonraki süreçte de yıllardır Samsun'da bütün siyasi partilerde olan bir kirli siyaset anlayışı var. Bu kirli siyaset anlayışının yerine diğer muarızlarımızla beraber Samsunluk bilinciyle ortak akıl
ortak hedef üretebileceğimiz ve çözüm yollarını ortaklaşa bulabileceğimiz bir siyasi geleneği, temiz bir siyaset anlayışını, rekabete dayalı sürdürülebilir bir siyaset anlayışını bizden sonraki arkadaşlarımıza da emanet ederek Samsun'da da bu siyaset anlayışını oturtmak üzerine bir gayemiz var. Bence bunlar belediye başkanlıklarından, milletvekilliklerinden çok daha önemli, çok daha ciddi işler. Ben artık yaşlandığım günlerde bu geleneği Samsun'da oluşmasını sağlayan bir parametre olmak diğer görevlerden çok daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Evet, çok net konuştunuz. Yani İyi Partililer sizi il başkanı seçtiklerinde en az 2024'e kadar il başkan problemi olmayacak. Evet. Çünkü ben yerimdeyim diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum bu net açıklamalarınız için. Tabii bir de şey var, yani reel hedefler koymak lazım. Yani siyasette malum birçok şey siyasetçi hep yuvarlak hedefler. Partici olarak söylüyorum. Yani bir de partici hedeflere yönelmek lazım. Nasıl bir teşkilat yaratacaksınız? İşte üye sayısı kaç, onu kaça çıkarmayı hedefliyorsunuz? Yani aslında ben başarı denilince buna bakarım. Yani tabii, reel rakamlar koymak lazım. Evet, ben... biraz önce dediniz ki önemli hedefler koyarken işte en az 3 tane milletvekili, en az 11 tane ilçe belediye başkanı. Evet. Şimdi bunlar net hedefler. Şimdi bunlar da elde edeceğinin sonuca göre biz şunu diyebiliriz: Murat Keskin başarılı ya da başarısız. Evet. Çok net. Bir de teşkilat açısından hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Tabii, hayır. Şimdi Erdem Bey, bizim Samsun'da 1 milyon 300 bine yaklaşık bir nüfusumuz var. Oysa bizim İyi Parti olarak şu ana kadar 2,5 yaşını tamamlamış, 3 yaşını doldurmaya yaklaşan bir parti olarak Samsun'da ne yazık ki üye sayımız bu kongre sürecinin de hemen önünde biraz daha hızlandı malum sebeplerden dolayı. Evet. Buna rağmen 4500 tane üyemiz var Samsun'un 17 ilçesinin toplamında. Bakınız, 400 bin nüfuslu İlk Adım, 200 bin nüfuslu Atakum, bunların ikisini topladığımızda 600 bin nüfus yapar. Yerel seçimleri saymıyorum, hani oranın yerel dinamikleri biraz daha farklıdır, ama 2018 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine, milletvekili seçimlerine baktığımızda biz bu iki ilçede ortalama %17, %16, %18 oy almış bir partiyiz. O zaman çok daha yeni kurulmuş olmamıza rağmen. Dolayısıyla biz 600 bin nüfusun içerisinde %15, hani kolay hesaplaması kolay olsun diye söylüyoruz, 600 bin nüfusun içerisinde %15 saydığımızda 90 bin tane seçmene, 90 bin tane vatandaşa öyle ya da böyle bir şekilde ulaşmışız. Onlar bize sempati beslemişler, oylarıyla destek olmuşlar, dualarıyla destek olmuşlar. Ben sadece bu iki ilçede 3'te 2'sinin de reel siyaset içerisinde, günlük siyaset içerisinde bulunmak istememelerini, çeşitli kaygılarından dolayı, devlet memurları olabilir aralarında, iş dünyasında olabilirler, esnaf olabilirler, tüccar olabilirler, o nedenle siyaset yapmak istemiyor olabilirler. Ama hani 3'te 2'sini ayıp da %5'ini hedeflediğinizde 30 bin seçmeni, 30 bin üyeyi sadece İlk Adım ve Atakum'dan doğal, yani yenisini kazandırmaya gerek yok. Bunlar partimizin kurulduğundan beri bize oy vermiş, bizimle beraber yürüyen insanlar. Evet. Ulaşabildiğinizde, onlarla bir temas kurabildiğinizde sadece 30 bin üyeyi buradan bulabiliyorsunuz. Geri kalan 15 tane ilçeyi varın üzerine siz hesap edin. Dolayısıyla bizim Samsun'da bizden şu anda haber bekleyen, kapısını çalmamızı bekleyen, onlara ulaşıp davet etmemizi bekleyen, gelin bir çay içimi bir araya gelelim, Samsun'un sorunlarını, ülkenin sorunlarını bizim bakış açımızla ortaklaşa değerlendirelim diyen, diyebileceğimiz bir potansiyel var. Dolayısıyla benim hemen bir yıl içerisindeki hedefim bizim Samsun'da 33 bin üyeye ulaşmamız. Bu 33 bin üye 4500 ile kıyaslanınca gerçekten çok büyük bir hedef gibi görünebilir, ama aslında aldığımız Samsun genelindeki oya baktığınızda hiç de öyle bizi zorlayacak, afaki, hayal kurabileceğimiz ya da hayal dedirtilebilecek hedefler değil. Biz bu rakama ulaştığımızda tüzüğümüz gereği de artık Samsun'la ilgili bütün kararları genel merkez yoklamasından kurtararak
amir hükmü var tüzüğümüzün. Samsun içerisinde danışma kurullarıyla, üyelerimizle beraber karar verebilecek hale getireceğiz. Bize böyle bir kazanımı da var. Dolayısıyla Samsun'un bundan sonraki siyasetinde de yerelden karar verelim, gücü buradan tutalım dediğimizde tüzüğümüzün amir hükmünü de ortaya kılacak şekliyle Samsun'da mutlak surette 30 bin üyeyi aşıp biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesecek hale getirmeliyiz. Hem bir şey. Yani üye yapmayıp merkez atamasıyla il başkanı, ilçe başkanları atansın diyen partilerin olduğu bir yerde, yani 33 bin seçmene, 33 bin üyeye ulaştığınız zaman her türlü kararı siz alıyorsunuz. O tüzüğe o maddeyi koyanları kutlamak gerekir. Evet, yani gerçekten lazım. Demokratik anlamda evet, çok önemli. Bizim İyi Parti olarak tüzüğümüzün yapısı daha önceki demokrasi mücadelesinin de getirileri sonucunda, çünkü İyi Parti'yi oluşturan siyasi tavırlar daha önceden siyaset yapmış, başka partilerde siyaset yapmış insanların oradaki çektikleri sıkıntıları, oradaki haksızlıkları, oradaki adaletsizlikleri gördükleri için gelip İyi Parti'yi kurdular. Dolayısıyla orada ne ile ilgili şikayette bulunmuşlarsa burada tüzüğe bunu koymuşlar. Önemli olan burada bu kazanımları hem üyemize hem seçmenimize anlatıp burada üyeliğin de önünü açabilmek. Çok basit, birazdan anlatacağım onları da. Çok basit metotlarla çağın imkanlarını, çağın teknolojik imkanlarını da kullanarak partiye üye olmayı çok daha kolaylaştıracak hale getirecek çalışmalar yapacağız. Dolayısıyla benim teşkilat içerisinde birinci hedefim öncelikle üye sayımı arttırmak değil, üye sayımı 33 binin üzerine çıkartmak. Net. Net. Bir yıl içerisinde Allah izin verirse bunu yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını da Samsun'daki bütün hemşehrilerimize, ben demokrasiye inandığım için siyaset yapıyorum. Demokrat olduğum için siyaset yapıyorum. Milletime de güvendiğim için siyaset yapıyorum. Bunu el birliğiyle nasıl yapacağımızı göstereceğiz. İkinci konu, bizim ilçe teşkilatı ziyaretlerimizde ne yazık ki ilçe teşkilatlarımız birçok noktada zayıf bırakılmış, birçok noktada ziyaret edilmemiş. Yerel seçimde özellikle parti taassubuyla onlara bazı emirler verilmiş, onların ilçelerinde alacağı kararlar hiçe sayılarak onlara bazı dayatmalar yapılmış. Bunların eksikliklerini ya da bunların sonuçlarını biz gördük. Dolayısıyla onlarla yaptığımız istişarede de şunu söyledim. Her ayın en az 2 ya da 3 günü, düğün, cenaze gibi mecburiyetler hariç, yani bir il başkanı kendi üyesinin düğününe, cenazesine, acı gününe, sevinçli gününe mecburdur, gitmek zorundadır. Bunlar hariç ya da teşkilata gidip çay içerek orada zaman geçirmek hariç, bizzat ilçe başkanımla beraber kol kola girerek, benim kendi yöneticilerim ve ilçedeki yöneticilerimizle beraber grup halinde o ilçenin sokaklarında, o ilçenin esnafına, o ilçenin kanaat önderleri her kimse onlara, o ilçenin genel günlük yaşayışındaki parametreler nerelerse onlara dokunacak şekliyle her ayın en az 2-3 günü mutlaka biz ilçelerimizde olacağız. İlçelerimizde genel başkanımızın bizlere devirdiği, bizlere emanet ettiği genel merkez gücümüzü biz de ilçe başkanlarımıza devşirerek onların o ilçelerde güçlü siyaset yapabilmelerini, o ilçelerde sokakta, esnaflar arasında, tüccarlar arasında, ev hanımlar arasında, mahallelerde güçlü bir yapıyla siyaset yapabilmelerinin önünü açacağız. Yani bir o da şeyde il başkanlığı makamında oturup iki basın açıklamasıyla il başkanlığı yapmayacaksınız yani. Bakın ben o konuda bir şey söyleyeyim size Erdem abi. Şimdi yaklaşık 2-3 aydır iki tane güçlü haber kanalına Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki yönetimi ne milletvekili ne de parti yöneticisi göndermiyor. Karar almışlar, boykot ettiler. Dolayısıyla o partinin, o kanalların patronajı da demokratik bir ortam olsun gayesiyle 3-4 tane AKP'liyi oturtturuyorlar. Görüntüyü kurtaralım. 3-4 tane AKP'liyi oturtturuyorlar. Önceden bir tane Cumhuriyet Halk Partili milletvekili çağırıyorlardı. Orada da genelde en aykırısı kimse, onu çağırıyorlardı. Onun sözleri üzerinden de bu tarafki kümeyi, bu tarafki kampı kuvvetlendirmeye çalışıyorlardı. Oysa ki bu işte boykot kararından sonra dediler ki ya biz demokratlığımızı nasıl gösterelim? Bunlar bir ittifak. Burada da bir İyi Parti var.
tırnak içerisinde onların fikriyle toplama parti. Zaten kendilerinin tam bir siyasi duruşları yok. Oradan çağıralım. Onlar gelsinler burada siyaset yapsınlar, anlatsınlar. Biz de çok rahatlıkla kampımızı gene bu tarafta sağlam tutalım. Önce Profesör Doktor Ümit Özdağ'ı çağırdılar. Ümit Hoca hem jeopolitikteki uzmanlığıyla, hem dünya siyasetini okumasıyla, hem yakın coğrafyadaki ilişkileriyle, bilgileriyle, aynı zamanda bir devlet adamı kimliğiyle, siyaseti tabanda yapmasının da katkılarıyla bunların hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktılar. Patronaj telefon açtı. Bir daha Ümit Özdağ'ı çağırmayın buraya diye. Büyük bir ihtimalle. Çünkü ondan sonra bir daha çok ortaya çıkmadı Ümit Hoca. Özellikle bu bahsettiğimiz ana akım medyadaki bu haber kanallarında. Dediler ki ne yapalım? Ya başka daha acemi birini bulun. Yavuz Ağır Alioğlu'nu çağırdılar. Yavuz Bey Ümit Hoca'dan hiç aşağı kalır bir tarafı olmadığını, hatta kullandığı argümanlar ve siyaset dili itibariyle de onların kullandığı siyaset dilini de kullanarak onları kendi dilleriyle açığa düşürerek milletimizin gözünde bambaşka bir hadise yarattı. Genel sekreterimiz var Uğur Poyraz. O çıkıyor hakeza onu yapıyor. Ondan sonra dediler ki ya bunları bir daha çağırmayın. Arada Musavvat Bey çıkıyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız. En son dediler ki ya bunların erkekleriyle uğraşamıyoruz. Bari kadınlarıyla uğraşalım. Kadınları bizim için daha iyi olur. Ankara Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Şenol Sunat Hanım'ı çıkarttılar. Şenol Hanım hiçbir diğer arkadaştan daha aşağı yanı kalmadı. Bunu neden anlattım? Şimdi milletimizin gözünde bu İYİ Parti teveccühün de bu kamuoyu yoklamalarındaki bu artışımızın da ana nedeni İYİ Parti'yi artık vatandaş, özellikle de daha önce İYİ Parti'ye oy vermemiş vatandaş, İYİ Parti'nin kadro derinliğini, kadro zenginliğini gözleriyle gördü. Ki bunun içerisinde eski Merkez Bankamızın başkanını saymıyorum bile. Diğer partili büyüklerimizi, siyaseten kuvvetli isimleri saymıyorum bile, ama hani bu yeni arkadaşlarımız bile İYİ Parti'nin nasıl bir kadro derinliği ve kadro zenginliği olduğunu, İYİ Parti iktidarıyla ülkenin ne hale gelebileceğinin de fotoğrafını gördüler. Birincide kabul etmediler. İkincide dur bakalım bir ne anlatıyor dediler, ama üçüncüden itibaren artık dediler ki evet, bu İYİ Parti'nin duruşu, milletin değerleriyle, devletin değerleriyle nasıl barışık olduğu ve aslında özlenen siyasetin de nasıl yapılması gerektiğini kendi gözleriyle gördüler. Bu nedenle ben dönüyorum şimdi Samsun üzerine. Bizim başkanlıklarımız olacak. Benim il başkanlığımın altında. İl başkan yardımcılarımın başkanlık ettiği birimler olacak. Bu birimler kendi içinde kendi projelerini oluşturacaklar, kendi ürünlerini ortaya koyacaklar ve kendi ürünlerini Samsun kamuoyuna o çalışma arkadaşlarıyla birlikte kendileri tanıtacaklar, kendileri lanse edecekler. Benim il başkanlığımda Samsunlu hemşehrilerimiz birbirinden kıymetli fikirleri, birbirinden kıymetli projeleri, birbirinden kıymetli çalışma grupları tarafından sunulduğunu kendi gözleriyle görecekler ve diyecekler ki evet, Samsun'da İYİ Parti Samsun'un sorunlarına hitap eden birbirinden değerli kadrolarıyla bu işin içerisinde. Dolayısıyla benim artık partinin içerisinde, başkanlık makamında, parti binasının içerisinde sürekli oturmama, oradan sürekli zaman geçirmeme gerek kalmayacak bir hale gelecek. Ben içe dönük siyaset, yani parti içi siyaset yapmak, parti içi organizasyon yapmaktan kurtulduğum andan itibaren de Samsun'u temsil ederek, çevre illerde bir Karadeniz organizasyonu yaparak, Karadeniz'deki bütün şehirlerin problemlerini bir ortak konsensüs sağlayarak, genel merkezimizde yönetecek bir, genel merkezimize ulaştıracak, orada siyasi proje haline dönüştürecek bir yönetim anlayışıyla ve oradan da buraya çözümleri sunulmuş, bir siyasi çözüm üretilmiş olarak da gelip bunu buradan paylaşacak bir hale dönüştüreceğiz ve ben artık İlçelerimde çok rahatlıkla siyaset yapabilecek bir hale geleceğim. Bütün bunları yaptığımızda teşkilatlarımız güçlenecek. Teşkilatlarımız kendilerini asla yalnız hissetmeyecekler. Bizim partimizin teşkilat yapılanmasının içerisinde genel merkez tüzüğümüz gereği %25 kadın kotamız var. Daha doğrusu cinsiyet kotamız var. Yani burada söylerken bile aslında bir algıyı ortaya koyuyoruz. Kadın kotası değil, bu aslında bir cinsiyet kotası. Yani %75 kadın olursa %25 erkek olur. Zorunluluğu evet. Var. Dolayısıyla bu bir cinsiyet kotası. Şimdi bu cinsiyet kotasını sağlamak adına başka çabaların içerisine girebiliyoruz bizler siyasiler, ama ben ve yeni oluşturacağımız yönetim, ki dediğim gibi
söyledi. Bunun yarısını ben Samsun kamuoyuyla paylaştım. Biz sadece cinsiyeti farklı olduğu için yönetici olarak seçmediğimiz, teklif götürmediğimiz, aslında temsil yetenekleri yüksek, kendi bulundukları interland'da da sözü söylenebilen, sözü dinlenebilen, proje üretebilen arkadaşlardan oluşturduğumuz bir yapımız var. Ve kadının naifliğiyle, kadının analık duygusunun ona kazandırdığı üreticiliğiyle biz kadınsız siyaset olmaz diyoruz. Dolayısıyla kadın üyelerimizi, kadın yöneticilerimizi sadece kadın oldukları için bir vitrinde bulunmaları yerine sahada da onlarla beraber proje üretecek hale getireceğiz. Ve gençlik olmadan gelecek olmaz diyoruz. Biz sadece gençlik kolları kuralım, o gençlik kollarını seçim zamanlarında bayrak astıralım, flama astıralım, broşür dağıttıralım zihniyetinden uzak durarak, yine tüzüğümüzün amir hükmü gereği bizim gençlik kolları başkanımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız bulundukları teşkilat biriminde divanın doğal üyesidir. Yani benim il başkan yardımcılarımla beraber benim gençlik kolları başkanım da divanda benim yanımda oturacak ve bu konsensüsü, bu üretimi, bu beraber ortak çalışma kültürünü birlikte hareket edeceğiz. Dolayısıyla bizim gençlikle ilgili bir problemimiz olmayacak. Partimize siyasetle ilk defa buluşan, ülkesi için hayaller kurabilen gençler kazandıracağız. Peki bu gençliği nasıl kazandıracağız? Sadece onları emir talimatla çağırarak olmaz. Yılda en az iki kere, birisi yaz birisi kış olmak üzere gençlik kapları düzenleyeceğiz. Samsun'umuzun bütün ilçelerinden, Samsun'umuzun merkez ilçelerinden genç arkadaşlarımızı toplayacağız. Şimdi Gençlik Spor Bakanlığımızın gençlik merkezleri var. Bu sanıyorum sadece AKP'li gençliğe ait de olmasa gerek. Biz bu konuda gerekli çalışmaları üreteceğiz. O gençlik kamplarından doğru zaman dilimleri içerisinde ücreti mukabilinde programlar isteyeceğiz. Boşluklar isteyeceğiz. Orada barınma imkanları isteyeceğiz. Ve oralarda 10 günlük 15 günlük yılda en az iki kere genç arkadaşlarımızı oraya toplayıp oradan sürenin sonunda mutlaka bir belgeyle, bir siyasi akademi belgesiyle mezun edebileceğimiz ve onların da sahada propagandist olarak çalışmalarını sağlayabilecek bir hale getirip onları parti içi eğitimle, biz ekonomide ne düşünüyoruz, biz hukukta ne düşünüyoruz, biz sosyal adalette ne düşünüyoruz, biz dünyaya bakış açımız ne gibi, gerekiyorsa genel merkezimizde bu konudaki uzman arkadaşlarımıza davet edeceğimiz çalıştaylar düzenleyeceğiz ve gençlerimizin siyasete, doğru siyasete, temiz siyasete nasıl girip oralarda nasıl yürümeleri gerektiğini de önlerini açarak onlara bu imkanı sağlayacağız. Şimdi üye sayımızı 33 bin arttıracağımı söylemiştim. Evet. Şimdi teknoloji çağındayız. Biz mutlak surette partimizin internet sitesini kuvvetlendireceğiz. Partimizin internet sitesini kuvvetlendirdiğimiz gibi üyelik imkanlarını internet üzerinden üye olabilecek hale getireceğiz. Burada ilçe başkanlarımızın belki şöyle kaygıları olabilir. Ya birileri gider eşinden, dostundan, akrabasından toplar 1000 tane nüfus kağıdını, buradan fason üye girebilir gibi bir endişeye kapılabilirler. Onda da şöyle bir şey yapacağız. İnternet sitesinden partimize üye olmak isteyen arkadaşımız üyelik formunu bitirdiği anda hemen yanında bir tane 3D güvenlik penceresi açılacak. Diyecek ki sayın üye adayımız, yıllık üye aidatınızı yatırdığınız andan itibaren üyeliğiniz onaylanacaktır diyeceğiz. Kredi kartını girecek, üyelik aidatını ödeyecek, hemen üye olacak. Ama parti teşkilatlarımıza, yani ilçe binalarımıza şahsen gelerek üye olmak isteyen arkadaşlarımıza çayımızı, kahvemizi, kuru pastamızı ısmarlayacağız. Onlardan üyelik aidatı adı altında peşin bir para istemeyeceğiz. Yani teşkilatlarımızla aralarındaki ilişkiyi sağlamak adına böyle bir kolaylık sağlayacağız. Onlar aidatlarını peyderpey süresi içerisinde ödeyebilir. Ama internet üzerinden üye olmak isteyen arkadaşlarımız bir kredi kartı sistemiyle bunu ödeyecekler. Dolayısıyla birilerinin fason, yükleme, üye yapmasının da önüne böyle geçmiş olacağız. Ha birçok bize gönüllü bir partilimiz var. 500 tane üye yapacak. Onların tamamının da parasını kendisi ödeyecekse de bizim canımıza minnet, başımızın tacıdır, gelsin onu da yapsın deriz. Son bir şey daha ekleyeyim. Bizim bu saha çalışmaları içerisinde şehrin bütün dinamikleriyle ortak çalışmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu şehrin dinamiklerinin içerisinde de mesela bizim 2018 seçimlerimizde
59 tane aday adayımız varmış. Bunların 9 tanesi listeye girebilmiş, 50 tanesi liste dışında kalmışlar. Ve bunların arasında birbirinden kıymetli isimler var. Her biri birbirinden kıymetli. Bugün ne yazık ki partiyle ilişkileri kopma noktasına gelmiş bu isimlerin. Ve birçoğu da aslında siyaseten de küsmüş. Çünkü İyi Parti diye İyi Parti bir liyakat ve adalet ortamı olarak hayal etmişler ama umduklarını bulamamışlar. Soruyorsunuz neden partiyle ilişkileriniz kopuk? Gelin buyurun beraber işte hareket edelim, partimize katkı sağlayın. Diyorlar ki benim hakkım yendi. Hakkının yendiğini iddia ediyorlar. 9 tane milletvekili adayı arkadaşımız var. Onların arasından sorduklarımızın bazıları onlar da haklarının yendiğini aslında başka bir sıralamada olması gerektiklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla biz mutlak surette şunu yapacağız. Biz herkes için kabul edilebilir bir ölçü, herkes için kabul edilebilir bir şablon oluşturmak adına en az 3'er ayda bir genişletilmiş Samsun İl Divanı toplayacağız. Danışma kurulu. Bu danışma kurulunda bundan önceki başka siyasi partilerin ya da bizlerin yaptığı gibi Ankara'dan kıymetli büyüklerin gelip 2-3 saat konuştukları, sonra il başkanı olarak usulen benim de bir 10 dakika 15 dakika konuştuğum, sonra sizlere de söz vermek isterdik arkadaşlar ama vaktimiz yok, yola gideceğiz, hava karardı deyip hadi siz bir dahaki ne konuşursunuz diyeceğimiz gibi değil, ilk gün İlk 2 saatte bütün konuşmak isteyenlerin isimlerini yazdırabileceği, sonra o konuşmacı sayısına göre makul mantıklı sürelerin verildiği, gerekiyorsa ucu açık 1 gün, 2 gün, 3 günlük, herkesin sözlerinin değerli kılındığı ama ortak akılla ortak bir karar çıkarabildiğimiz, herkesin sözünün kayıt altına alındığı, bunu bir parti hafızası, bir parti arşivi, bir parti kütüphanesi olarak da konuşmacıların tamamının fikirlerinin partide saklandığı, bir dönem sonra, iki dönem sonra bir başka il başkanı arkadaş, mahkeme kadıya mülk değil, geldiğinde ya filanca tarihteki danışma kurulunda acaba bizim partililerimiz ne söylemiş, biz bunun ne kadarını yapabilmişiz diye oradan çıkarıp açıp okuyabildiği ve ortak haklı öyle sözde değil, özde ortak haklı tesis edebileceğimiz bir yapı oluşturup partimizin içerisinde bir ikbal beklentisi olmayan ama ülke için ve parti için hayır hasenat düşünen kıymetli büyüklerimizi de orada sabit bir divan olarak oluşturabileceğimiz, bizi kritik edebilecekleri, eksikliklerimizi bize hatırlatabilecekleri, yürüdüğümüz yolda da önümüze ışık tutabilecekleri bir yapıyı da mutlak surette Samsun'da tesis edeceğiz. Evet Sayın Başkan, aslında Necattin Bey'e soracaktım ama artık kongreden sonra Samsun değerlendirmesi için sizi buraya aldığımızda o zaman konuşuruz. Çünkü eyvallah, bugünün konusu değil. Ben sözü yine size vereyim. Son olarak karşınızda delegeleriniz olduğunu düşünerek son mesajlarınızı verin, kapatalım. Teşekkür ederim. Sevgili İyi Partililer, İyilik Güneşi'nin Samsun insanın üzerine bereket saçmasını amaçlamak üzerine baştan beri bu yolu birlikte yürüdüğüm kıymetli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi 9 Ağustos'ta Samsun'umuzun bundan sonraki sürecinde teşkilatlarımızı yönetecek, yönlendirecek il başkanımızı seçeceğiz. Bu kararı verirken sizden 1-2 dakikalığına bir hayal kurmanızı istiyorum. Bir tartışma ortamı düşünün ya da bir televizyon programı düşünün. Samsun'da AKP'nin, CHP'nin, MHP'nin ve İYİ Parti'nin il başkanının bulunduğu, Samsun siyasetinin konuşulduğu, Samsun'un problemlerinin konuşulduğu bir tartışma ortamı. O tartışma ortamı içerisinde hem duruşuyla, hem hitabetiyle, hem muktesebatıyla, hem de çalışma azmi, heyecanıyla sizi en iyi temsil edebilecek, sizin alnınızı, yüzünüzü yere düşürmeyecek, sizin göğsünüzü kabartacak ve birlikte yol yürümekten de gurur duyacağınız aday kimse, lütfen ona oy veriniz. Bizim amacımız bu cesurlar hareketini, bu iyilik hareketini, bu iyilik güneşini memleketimin üzerine doğdurarak memleketimizi bu güneşin bereketiyle katkı sağlamak, o bereketle insanımızı buluşturmak. O nedenle vereceğiniz her karar bizi keşkeler ve iyi kiler arasındaki bir yol ayrımına götürecek. Umarım kararınız hep size iyi ki dedirttirir. Umarım kararınız size asla keşke dedirttirmez. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
Evet sevgili seyirciler, İYİ Parti Samsun İl Başkanı adayı Mimar Murat Keskin'le beraberdik. Çok net, çok açık açıklamalarda bulundu. Kendisinin zaten siyasi tecrübesi konusunda tartışılmaz. Ayrıca siyasette ender gördüğümüz yedi göbek Samsunlu ve ilkeli bir siyasetçi. Bunu da belediye meclis üyeliğinden istifasıyla göstermiş birisi. Tabii 9 Ağustos'ta kongre yapılacak ve 9 Ağustos'tan sonra il başkanı koltuğuna oturursa Murat Bey, ondan sonra artık böyle aylık toplantılarla Samsun değerlendirmelerimizi yapacağımız bir il başkanı olacak. İnşallah. Çünkü Samsun'un aktif muhalefete ihtiyacı var. Çünkü Samsun'a sahip çıkmak istiyorsanız önce muhalefetten başlamak gerekir. Muhalefete sahip çıkacaksınız ki o da iş başındaki yöneticileri denetleyecek ve onları çalıştıracak. O yüzden İYİ Parti delegelerine 9 Ağustos'ta önemli bir karar vermeleri gerektiren gün olarak görüyorum ben. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Size de katılımınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir başka programda 25. saatte bir başka gün buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bu arada Kurban Bayramımızı da kutluyorum. Açılışta başkan kutlamıştı. Ben de kapanışta kutlayayım. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.